Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika bir tarif yetiştirmeye çalıştım. Umarım beğenerek izler ve bu tarifi mutlaka sizler de mutfaklarınızda denersiniz. Şimdi geçelim tarifimize. Çok kolay, çok az malzemeli tavuk incik yapacağız. Tavuk butla da yapabilirsiniz bu tarifi veya kanatla da yapabilirsiniz. Ama en çok böyle bu incik tarzı tariflerde süper sonuç oluyor arkadaşlar. Dilediğiniz miktarda tavuk etine ihtiyacınız var. Ben böyle kenarlarından iki çizik attım bıçakla. Ama bunu yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama yaparsanız sosu çok daha güzel içine çekecek ve çok daha kolay pişecektir. Bütün tavuklarımı hazırlıyorum. Benden pratik, kolay tarifler istediniz. O yüzden ben de işe koyuldum. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu tarz videolarım hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kısmına belirtirseniz ben de memnuniyetle okumuş olurum. Şimdi direktmen pişireceğim borcama 2 yemek kaşığı kendi yapmış olduğum yoğurttan ekliyorum. Ve birkaç kaşık yoğurdun suyundan ilave ediyorum. Yoğurdun suyu sayesinde ve yoğurt sayesinde tavuklarımız böyle yumuşacık pişecek arkadaşlar. Ve çeyrek çay bardağı, çok az yani, sıvı yağ ekledim. Baharat olarak tavuk baharatı, kırmızı toz biber, çok az kimyon, biberiye ve kekik karışımı kullandım. Bu baharatlar çok yakışıyor ve 2 diş sarımsak. Sarımsağı mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim biberiye ile birlikte. Tavuğa o kadar güzel yakışıyor ki çok güzel bir lezzet, aroma veriyor. Mutlaka sizler de deneyin. Ben 2 diş sarımsak rendeledim. Ve direktmen parmak uçlarımla böyle sosumu karıştırıyorum. Dediğim gibi hiç bulaşık bile çıkmıyor. O kadar pratik bir tarif. Direkt pişireceğim borcamın içerisinde sosumu karıştırdım. Ve tavuk inciklerimi böyle elimle güzelce masaj yapar gibi sosa buluyorum. O çizik attığım yerlere de sosun iyi girdiğinden emin olun arkadaşlar. Bütün lezzeti orada saklı zaten. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Şu an ısındı. Şu an ısındı diyorum çünkü ben hemen bekletmeden pişireceğim. Ama sizlere tavsiyem, özellikle Ramazan'da bu tarifi sabahtan yapın. Borcamın üzerini streçle kapatın. Koyun buzdolabına. İftara 1 saat kala çıkartın, fırına atın. Tam 1 saat gibi bir sürede pişiyor zaten. Böylelikle sosun bütün o lezzetini tavuklar içine çekmiş olacak ve çok daha lezzetli bir tavuk elde etmiş olursunuz. Benim bugün zamanım kısıtlıydı. Çocuklara akşam yemeği niyetine yapıyorum. Yapmışken de sizlere videosunu çekmek istedim. Ben çok sık yaptığım bir tariftir. Böyle kenarlarda kalan sosunu da parmaklarımla böyle tekrar o kesik atmış olduğum yerlere sostan döktüm. Ve dediğim gibi hiç bekletmeden 200 derece önceden ısıttığım fırında alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Hiç çevirmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar pişme esnasında. Su falan hiçbir şey ilave etmiyoruz. Sadece bu şekilde direkt fırına atın. Gerisine karışmayın. Bir saatin sonunda tavuğunuz mükemmel bir şekilde pişecektir. Tabi her fırın farklılık gösterebilir. İlla ki yani tam net bir saat olacak diye bir şey yok. Yine de kontrollü olun. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış tavuklarım. Belki sizlere fikir olur. Ben bu tarifi yaptığım zaman çocuklara mutlaka patates kızartması yapıyorum, salata ve çocuklar bu tavuğu benim ekmek arası yemeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Şimdi sosunu göstereceğim sizlere. Sosunun lezzeti apayrı zaten. Resmen böyle ekmeğe banıp yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli. Tavuk etlerini didip ekmeği de sosa batırıp tavukları ve patatesleri ekmeğin arasına koyup çocuklara mükemmel bir tavuklu ekmek arası olmuş oluyor. En sağlıklısından, en doğalından. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Ve benden özellikle istediğiniz tarifler varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Büyük bir memnuniyetle elimden geldiğince sizden gelen istekleri videoları çekip yayınlamaya çalışacağım her zaman olduğu gibi. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.
Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.